Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde AFE sınav stratejileri yani sınav tekniklerinden bahsedeceğim. AFE sınavları için öncelikle kurşun kalem, silgi, nüfus cüzdanı, sınav giriş belgenizi ve matematik, istatistik gibi dersler için ihtiyacınız olacaksa basit bir hesap makinesini yanınıza almayı unutmayın arkadaşlar. Yani hesap makinesi dediğimiz gibi hesaplama işlemleri varsa basit bir hesap makinesi alabilirsiniz. Yani bir de hatırlatacağım, AFE sınavları şey gibi, ÖSYM sınavları gibi size kurşun kalem silgi falan verilmiyor bir kutuda. Bunları da yanınızda kendiniz götürüyorsunuz ve nüfus cüzdanınızı da almanız gerekiyor. Ehliyet geçerli değil, tek geçerli resmi kimlik belgesi nüfus cüzdanı ve sınav giriş belgenizi de çıktı alıp, yani renkli veya siyah beyaz çıktısını alabilirsiniz. Bununla gitmeniz gerekiyor sınava. AFE sınavlarında vereceğiniz her yanlış cevap -1.25 puan. Her doğru cevap +5 puan. Boş bıraktığınız şıklara puan verilmiyor arkadaşlar. AFE sınavlarında çoktan seçmeli test usulü sınav uygulanıyor. Ve her dersin 20 sorusu oluyor. Ve her 20 sorunun 30 dakika süresi oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi verdiğiniz her yanlış cevap 1.25 puan düşüldüğünden, yani her 4 yanlış bir doğruyu götürdüğünden, buna göre emin olmadığınız soruları cevaplamıyoruz. Zorlandığınız soruların üzerinde durmayın arkadaşlar. Öncelikle bildiğiniz soruları bitirin zaman yönetimi açısından. Daha sonra zaman durumunuza göre zor soruların üzerinde beyin fırtınası yapabilirsiniz arkadaşlar. Emin olmadığınız sorulara cevap vermeyin. Soru kitapçığınızda işaretlediğiniz şıkları cevap kağıdına işaretlerken kaydırmaya mahal vermemek adına işaretleme bittikten sonra, yani soru kitapçığınızda çözdük her şeyi, cevap kağıdına da geçtik, işaretleme bitti. Şimdi soru kitapçığınız ile cevap kağıdınızdaki şıkları eşleştirin arkadaşlar. Kontrol edin. Bu kontrol esnasında cevaplarınızı da tekrar gözden geçirin. Yani üstü kapalı şekilde. Şimdi okuduğunuzda zaten bunları eşleştirirken cevap kağıdı ile soru kitapçığını, soru kitapçığındaki soruları da acaba doğru mu yapmışım diye hızlıca gözden geçirebilirsiniz. Bir de bu kontrolü yapmazsanız eşleştirmeyi, kaydırmalar da olabiliyor arkadaşlar. Doğru yaptığınız şey sorunun cevabı A olacağına mesela B'ye kayıyor, yanlış olabiliyor. Buna da mahal vermemek için işaretlemeler bittikten sonra cevap kağıdındaki tekrar bir kontrol edin arkadaşlar. Soru kitapçığıyla şıkları. Dönem sonu sınavlarında ara sınav konularına hakim değilseniz, mesela final sınavına girdik diyelim. Şeye yöneldik. Yoğunluk çünkü şeyde olacaktır. Final konularına çalışırken final sınavlarında final konularına hakim olacaksınız. Ara sınava çok fazla hakim değilseniz ara sınav konularını çözmeye son sorudan geriye doğru başlayın. Yani 20. sorudan geriye doğru başlayın. Yani final dönem sonu sınavlarında final konuları genel olarak 5. sorudan sonra başlar. Genel anlamda, fakat bazıları 8 soru soruyor. 8. sorudan sonra başlıyor. İlk 5 soru ara sınav konularından oluşacağından 5. sorudan sonrası şey oluyor yani. Final konularını kapsıyor. Final sınavlarında. Eğer taze bilgiler zaten final sınavlarında çalışırken final konularına hakim olacağınız için taze şekilde, siz hem sınav esnasında moral bozukluğuna mahal vermemek adına 20. sorudan geriye doğru çözmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani final konularını önce çözersiniz. O ilk 5 ya da 8 soruyu daha sonra dönersiniz arkadaşlar. Zaman yönetimi açısından bu da önemli. Evet, bahsedeceklerim bu kadar. Teşekkürler.